Merhabalar hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere yine güzel bir model göstereceğim. İpim Aliza Diva lila bir ip, çok güzel, çok beğeniyorum bu rengi. Diğer ipim ise krem. Kartını koparmışım çünkü uzun zamandır kullandığım bir ipti bu. Ama Nakon'un ipiydi, hatırlıyorum. Bu ikisinin renginde güzel bir yelek ya da nasıl diyeyim battaniye modeli yapacağım sizlere. İkisinde de kullanabilirsiniz. Yelek de yapabilirsiniz, battaniye de ya da siz daha farklı yerler düşünüyorsanız modele göre ona da karar verebilirsiniz. Şimdi ben sizlere modelimin yapımını göstereceğim. Ama öncesinde tığ numaramı da göstereyim. Yorumda soran arkadaşlar oluyor çünkü bazen şöyle gayet net bir şekilde belirgindir inşallah. Şimdi modelimizin yapımına geçebiliriz. Ben ilk olarak şöyle lila rengimle başlayacağım hanımlar. Evet hanımlar, ben bu kadar zincir yeterli olur diye düşünüyorum. Zincirlerimi kamera arkasında tamamladım. Çünkü herhangi bir katsayıya göre çekmeyeceğimiz için, yani siz de o şekilde battaniye yaparken battaniyenizin ebatına göre ya da yelek yapıyorsanız yeleğinizi kime yapacaksanız onun ebatına göre yapabilirsiniz zincirlerinizi. Şimdi tığımı sardıktan sonra bakın 1-2 üçüncüye batarak şöyle ilk olarak üçlü bir tane köşeme bir köşe trabzanı yapıyorum. Daha sonra tığımın başına alarak zincir çekiyorum 3 tane. 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başına alıyorum. Sayıyorum bakın. 1, 2, 3. zincirime batarak şöyle üçlü bir trabzan yapıyorum. Üzerine 3 zincir tığımın da başına alarak yine aynı şekilde sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncüye batarak üçlü bir trabzan yapıyorum. 3 tane zincir tığımın başına alarak sayıyorum. Bakın 1, 2, 3. Üçüncü zincirime batarak yine üçlü bir trabzan. 3 zincir tığımın başına alarak sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü zincirime batıyorum. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde 3 tane zincir çekiyoruz. Üçüncü zincire batarak üçlü bir trabzan yapıyoruz. Sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet, alt sıramız bu şekilde. Daha sonra üst sıraya geçerken bakın 4 tane zincirimi çekiyorum. Modelimi çevirerek bakın tığımın başına alıyorum. İlk oluşturduğum kutucuğa batarak üçlü bir trabzan yapıyorum. Tığımın başına alarak bakın ikinci kutucuğa geçiyorum ve aynı şekilde üçlü bir trabzan yapıyorum. Tığımın başına alıyorum, aynı kutucuğa bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Yan yana iki tane üçlü trabzanımı yaptım. Tığımın başına alıyorum bakın. Bir geri gelerek hemen köşesindeki trabzanın arkasından geçirerek üçlü bir trabzan da buraya yapıyorum bakın. Daha sonra tığımın başına alıyorum. Sıradaki kutucuğa geçiyorum. Aynı şekilde üçlü bir trabzan yapıyorum. İki tane yan yana. Tığımın başına alıyorum. Bir geri gelerek hemen köşesindeki trabzana da üçlü bir trabzan yaparak eşitliyorum. Tığımın başına alıyorum bakın. Sıradaki kutucuğa geçiyorum. Gene aynı şekilde iki tane yan yana üçlü trabzanımı yapıyorum. Tığımın başına alarak daha sonra bakın hemen bir geri gelerek köşesindeki trabzanın arkasından geçirerek üçlü bir trabzan da buraya yapıyoruz. Tığımızın başına alıyoruz. Sıradaki kutucuğa geçiyoruz. Gene iki tane yan yana üçlü trabzanımızı yaptık. Tığımızın başına alarak bir geri gelerek hemen köşesindeki trabzanın arkasından gene üçlü bir trabzan yaptık. Tığımızın başına alarak sıradakine geçiyoruz. Sıradaki kutucuğa yani. Gene üçlü bir trabzan. Yanına bir tane daha.
tığın başını alarak bir geri gelerek hemen köşesindeki trabzana batarak gene üçlü bir trabzan. Şöyle çapraz bir görüntüsü oluşuyor. Sıradaki kutucuğa geçiyoruz. Gene yan yana üçlü iki tane trabzanımızı yapıyoruz. Tığ sararak. Daha sonra bakın, trabzanlardan bir geri gelerek hemen arkasından geçiriyorum ve üçlü bir trabzan da buraya yaparak eşitliyoruz. Daha sonra tığın başını alarak, biliyorsunuz ki köşe trabzanı yapmıştık başlangıçta, o kısma batarak gene üçlü bir trabzan. Bakın bu sıramız bu şekilde. Şimdi artık krem rengimize geçiyoruz. İpimizi koparmayacağız bir üst sıraya geçerken. Çünkü yürütmemiz gerekecek bu ipi. İki sırada bir tekrar ediyor model kendisini çünkü. Şöyle bir tane zincirimi çektikten sonra bakın, arka tarafa getirerek elimle şöyle tutuyorum. Sıkı bir şekilde. Daha sonra arasından şöyle bir zincir geçiriyorum ve alttan lilayı şöyle sıkıyorum. Daha sonra üzerine 3 tane zincirimi çekiyorum. Bakın, ön kısma geldiğimiz zaman 4 zincir çekiyoruz. Arka kısma geçtiğimizde 3 zincir çekiyoruz. Burası modelimizin ön kısmı oluyor. Çevirdik, artık arka kısımdayız biliyorsunuz. Hemen ilk önümüze gelen trabzan boşluğuna batarak bir sık iğne yapıyorum. Üzerine 3 zincir. Tığımızın başını sarmıyoruz. 1, 2, 3. zincire batıyorum. Sık iğne ile kapattım. 3 zincir sayıyorum. 1, 2, 3.'ye batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir sayıyorum. Bakın. 1, 2, 3.'ye batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir sayıyorum. 1, 2, 3.'ye batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir 1, 2, 3.'ye batıyorum. Sık iğneli kapatıyorum. 3 zincir sayıyorum. Bakın 1, 2, 3.'ye şöyle batıyorum. Sık iğneli kapattım. Gene aynı şekilde 3 zincir çekiyorum. Ve bakın burada köşe trabzan yapıyoruz biliyorsunuz. Biz her sırada batarak sabitledim. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Çünkü modelimizi çevirdiğimizde ön tarafına geçmiş olacağız. Ön yüzünü yapacağız yani. Tığımızın başını sarıyorum. Şöyle ilk boşluğa batarak üçlü bir tane trabzan yapıyorum. Bu bizim köşe trabzanımız oluyor biliyorsunuz. Tığımızın başını alarak bakın, ikinci boşluğa geçiyorum. Ve gene aynı şekilde üçlü bir trabzan yaptım. Bir tane daha yapıyorum yanına. İki tane üçlü trabzanımı yaptım. Tığımızın başını alarak bakın, bir geri gelerek hemen köşesindeki sık iğnenin arkasından geçirerek gene üçlü bir trabzan. Bakın bu sıranın tekrarını yapıyoruz. Modelimiz zaten iki sırada bir tekrar ediyor demiştim. Tığımın başını alarak sıradaki kutucuğa geçiyoruz. Yan yana iki tane üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Şöyle. Daha sonra tığımızı sararak bakın, bir geri gelerek hemen öncesindeki sık iğnenin arkasından geçirerek üçlü bir trabzan da böyle yapıyoruz. Eşitliyoruz. Tığımızın başına alarak sıradaki boşluğa geçiyorum. Gene aynı şekilde üçlü bir trabzan yaptım. İki tane yan yana. Tığımın başına alarak hemen bir geri gelerek sık iğnenin arkasından geçirerek gene üçlü bir trabzan yaptık. Tığımızın başını aldık. Bakın. Sıradakine geçiyorum. Gene aynı şekilde yan yana iki tane üçlü trabzanımı yaptım. Tığımın başını alarak bakın, bir geri gelerek hemen köşesindeki sık iğnenin arkasından geçiriyoruz ve üçlü bir trabzan yaptık. Tığımızın başına alarak sıradakine geçiyorum.
Evet. İki tane trabzanımızı yaptık. Üçlü. Daha sonra bakın geri gelerek sık iğnenin arkasından alıyorum. Şimdi sıradakine geçiyoruz. Bu sıramızda bu şekilde. Model söylediğim gibi iki sırada bir kendisini tekrar ediyor demiştim. Yani sürekli bu şekilde bir sıra böyle yapıyoruz. Bir sırada zincir çekip batıyoruz biliyorsunuz. Köşeye geldiğimizde de yine aynı şekilde tığımı sarıyorum. Bakın burada köşe trabzanımıza batarak yine üçlü bir trabzan yapıyorum. Tığımda şöyle son iki ilmeğim kaldığında artık lila rengime geçiyorum. Koparmamıştık biliyorsunuz. Arasından geçirerek kremi sıkıyorum. Artık lila ile devam edeceğiz. 3 zincir çekiyorum. Modelimi çevirdim. Bakın hemen ilk trabzana batarak bir tane sık iğne. Üzerine 3 zincir. Gene aynı şekilde bakın 1, 2, 3.'ye batıyorum. 3 zincir. 3 zinciri çektikten sonra sayıyoruz. 3.'ye batıyoruz biliyorsunuz. 3 tane zincir sayıyoruz. 3.'ye batıyoruz. 3 tane zincir sayıyoruz. Bakın 1, 2, 3.'ye batıyoruz. 3 zincir. Şöyle sayalım. 1, şöyle. 1, 2, 3.'ye batıyoruz. Modelimizin ikinci sırası da böyle. Yani iki sıra sürekli birbirini tekrar ediyor. Farklı bir işlem kesinlikle yok. Gene 3 zincir. Son olarak da köşe trabzanımıza batıyoruz. Bakın. Daha sonra 4 zincir. Modelimi çeviriyorum. Tığımızın başına alarak hemen ilk boşluğa biliyorsunuz ki üçlü bir trabzan. Daha sonra tığın başına alıyoruz. İkinci kutucuğa geçerek üçlü bir trabzan. Hemen yanına bir tane daha yapıyorum. İki tane üçlü trabzanımı yaptım. Tığımın başına alarak bakın. Hemen geri gelerek köşesindeki sık iğnenin arkasından geçiriyorum. Ve gene üçlü bir trabzan. Tığımızın başına alıyoruz. Sıradaki boşluğa geçerek gene yan yana iki tane üçlü trabzanımızı yaptık. Tığımızın başına alıyoruz. Hemen geri gelerek köşesindeki sık iğnenin arkasından geçiriyoruz. Ve üçlü bir trabzan. Sıradakine geçiyoruz. Bakın şöyle dur. Tekrar yapayım. Yine aynı şekilde iki tane yan yana üçlü trabzanımı yapıyorum. Tığın başına alarak bakın. Arkasından geçiriyorum. Ve gene üçlü bir trabzan. Bakın. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Söylediğim gibi modelimiz tamamen iki sıra üzerinden oluşuyor. Bir üst sırada ise 3 zincir çekip biliyorsunuz 3.'ye batıyoruz bu şekilde. Yani modelimiz çok basit ama şık duran, güzel duran, naif duran bir model. Ben çok beğendim. Yapımı da çok zevkli. Sıkılmadan yapabilirsiniz. Bazı modeller evet sıkabiliyor. Çünkü zaman olarak yani böyle kasılabiliyor insan bazı modellerde. Fakat bu çok eğlenceli bir model. Bakın. Gayet de çok da hoş duruyor hanımlar. Şimdi ben modelimi biraz daha büyütüp sizlere göstermek istiyorum. Evet bakın hanımlar modelim, büyüttüğüm halim bu şekilde. Gayet güzel. Bir de puf puf inanın ki arkasını da göstereyim. Arkası da hiç arkaya benzemiyor. Gayet kullanılabilir bir arkası var. Battaniye yaptık diyelim. Bir bu yüzünü çevirin, bir bu yüzünü. Gayet de iki yönü de kullanılabilir. Ben çok beğendim bakın. Arkası da çok güzel duruyor bence. Ön tarafı da bu şekilde. Evet hanımlar, yapımı kolay bir model. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz destek amaçlı olabilirsiniz. Videomu dinlediğiniz için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.